Merhabalar. Biz sizi tanıyoruz ama sizi tanımayanlar için ekranlarımızdan kendinizden bahseder misiniz? Önce kendinizden ve derneğinizden. Merhaba, Ezgi Mumcu ben. 5. ayın 17'sinde bir yola çıktık. Çok güzel insanlarla öğrencilerimize eğitim hayatında motive olmalarını ve ders motivasyonunu arttırmak için onlara güzel projeler hazırladık. Bu projeleri okul döneminde kendilerine sunup sonrasında ders notlarında da başarılar göstermelerini hedefliyoruz. Bunlardan birincisi askıda beslenme projemiz. Çocuklara bir yıl süreyle kendilerinin de bilmediği, akran zorbalığına uğramadıkları güzel bir projeyle karşılarına çıkacağız. Asla psikolojik baskı hissetmeyecekler, bilmeyecekler bu yardımı nereden aldıklarını, aileleri karşılıyormuş gibi hissedecekler. Ve her gün okulda bir öğün olmak üzere askıda yemeklerini alacaklar. Öğünlerini aldıktan sonra derslerindeki motivasyonları artacak ve derslerindeki başarıları da artacak. Eğitim bizim için çok önemli. Çocuklar bizim için çok önemli. Bu yüzden herkese bir kıvılcımda siz olun, derneğimize gelin, yardımda bulunun diyoruz. Derneğinizde başka eğitimler var mı? Yani sadece bu bağlamda mı yoksa bölüm bölüm mü? Şöyle, sadece çocuklar üzerine gitmek istiyoruz aslında. Kendimizi parçalamadan, dağıtmadan. Bir çocuk değil 5 çocuk olsun, sonrasında 6 olsun ama gerçekten çocuklar mutlu olsun istiyoruz. Eğitim çok önemli, biliyorsunuz çok farklı noktalara gidiyor eğitim artık. Biz bu anlamda çocuklara yardımcı olmak için 3 proje geliştirdik. Dilerseniz arkadaşım diğer projelerimizden bahsetsin size. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Rezdan. Kurucu üyelerindeyiz derneğin. İkinci projemiz askıda su projesi. Bu projedeki amacımız da bizim yine dezavantajlı çocuklarımıza yönelik bir proje aslında geliştirdik. Hem askıda beslenme hem askıda su olarak. Askıda su projesinde su içemeyen çocuklarla da karşılaşıyoruz ne yazık ki. Bu noktada da biz kendilerine su temin etmek istedik. İçme suyu temin etmek istedik. Bu noktada yine okullarımıza pilot bir okul seçtik öncelikle. Bu okulumuzu ilk önce başlatıyoruz. Sonrasında diğer okulları da inşallah devamını getireceğiz. Üçüncü projemiz de askıda kırtasiye projesi. Biliyorsunuz okullar açılıyor. Bu noktada tabii ki sponsorlarımız da var. Bizi destekleyen arkadaşlarımız da var. Onlarla birlikte askıda kırtasiye ile ihtiyaçları olan, daha doğrusu devletin sağlayamadığı noktada işte kırmızı kalem olsun, kurşun kalem olsun, cetvel takımı gibi bu tarz noktalarda da biz okullara destek sağlayacağız. Her öğrenci de bundan faydalansın istiyoruz. İşte yanında olmadığı zaman çocukların öğretmenleri onlara bu kalemleri verebilsin istiyoruz. Ailelerine yük olmadan bu şekilde eğitimlere devam etsinler istiyoruz. Böyle bir proje geliştirdik. 3 projemiz de şu an güzel gidiyor. Güzel de olumlu sonuçlar alıyoruz. O yüzden de mutluyuz. İstiyoruz ki herkes bizim Kıvılcım Derneğimize bir kıvılcım olsun. Amacımız tamamen bu. Çocuklarımıza yönelik hepsi. Derneğinize ulaşmak isteyenler size nasıl ulaşabilir? Kıvılcım Derneği üzerinden sosyal medyalarımızda hesaplarımız var. Bu noktalarda telefon numaralarımız, adresimiz, dernek yerimiz. Bizlere istedikleri zaman çok kolaylıkla ulaşabilecekler. Beylikdüzü.com.tr olarak çok teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını dileriz. Umarım istediğiniz yerlere gelirsiniz. İnşallah. Amacımız da bu yönde. Umarım herkese bizi bu noktada destekler. Bekliyoruz. Umarım biz de bir kıvılcım olmuşuz. Çok teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Şu anda yanımızda derneğimizin başkanı da var. Siz neler söylemek istersiniz bir başkan olarak? Vallahi böyle bir konsepte belediyemizin bağış ve sevgiler için hazırladığı bu ortam bizi yarattığı için çok teşekkür ederiz belediye başkanımız Mehmet Murat Çalı'a. Bizim Kıvılcım Derneğimiz yeni bir derneğimiz ama biz çocuklarımıza elimizi uzatabildiğimiz kadar destek, her kesimde bir destek bekliyoruz. Arkadaşlarımız projeleri anlatmıştık. Benim fazla diyecek bir sözüm yok. Herkesi bir kıvılcımda siz olun dilekleriyle, saygılarına. Teşekkürler. Siz yönetimdesin size. Birkaç cümle alabilir miyiz? Başkanımızın da dediği gibi yeni bir oluşumdayız. Gittikçe güçleniyoruz. Bütün çabamız çocuklara dokunabilmek. Bir çocuğa faydalı olabilirsek bizden mutlusu yok. Süreç devam ediyor. Bakalım inşallah güzel işler yapacağız. Teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrar görüşmek üzere. Siz bir şeyler daha söylemek istiyordunuz. Askıda kırtasiye projemizin aslında
Bir güzel tarafı da şu olacak. Okullara temin edeceğimiz anatomi setleri, harita setleri, kürelerle bütün sınıfların bu eksikliklerden faydalanmasını, eksik hiçbir ürünle yetersiz eğitim almamasını sağlamak istiyoruz. Bakalım daha çok sürprizlerle karşınıza gelebiliriz. Bizi duyacaksınız. Yakından takip edin diyorum. Teşekkür ederiz. Başarılarınızın devam dileriz. Çok teşekkür ederiz.